Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Şükür bizler de iyiyiz. Şu an ekranda biraz kendim yamuk duruyorum. Çünkü benim iki tane tripodum var. Bir tanesi yukarıda, bir tanesi de odamdaydı. Onu da getirdim. Onun da başlığı kırılmış. Yani telefon sabit durmuyor, yamuk duruyor. Ama diğerini de yukarıdan almaya gelmeye üşendim, alıp gelmeye. Hemen dedim kardelen açılışını yap, ondan sonra işin başına geç. Bugün mutfaktayım ama yemek yapmayacağım, temizlik yapıyorum. Şöyle ki annem babaannemle beraber pazara gitti. Bana da her zaman olduğu gibi giderken ısrar etti, gidelim dedi. Benim de hiç canım istemedi. Çünkü bizim alacak pek bir şeyimiz yok. Babaannem için gitti hatta. Yarın onun misafirleri gelecek, alacağı bir şeyler varmış. Yani hem onu götürecek hem de manasıyla kendisi de pazarda dolaşıp gelmiş olacak. Dün de biz evet demlik almıştık. Sonra işte çerez kaseleri falan aldık. Şimdi onları göstereceğim. Ben de onları yıkamıştım. Yerlerine koyacağım, artık bir düzene geçirmem lazım. Ama maalesef yer bulamadım. Hal böyle olunca ne var ne yok hepsini indirdim. Zaten görünenler de var. Şimdi arka kamerayı açtıktan sonra göstereceğim. Babaannem böyle dolap içi falan düzenlediğinde mıntıka temizliği yapıyorum der. Yani onun diliyle ben de şu an mıntıka temizliği yapıyorum. Normalde bugün cam silmek istedim. Ama annem şimdi o da niyetli, ben de niyetliyim. Hani tek başına yapma dedi. Bir gün bayrama yakın bir zamanda ikimiz birden sileriz, hallederiz dedi. Öylelikle ben de cam silmekten vazgeçtim. Bugün bakalım mutfak dolaplarının içini düzenleyeceğim. Ama hepsini değil tabii ki. Zaten yani işler hep düzgün oluyor. Bizim genellikle annemle yani bu konuda özen gösteriyoruz. Buzdolabının içini de yakın zamanda silmiştim. Onu da iç temiz. Sadece bu yeni aldıklarımıza yer açacağım. Öyle yani. Şimdi marullardan başlayayım. Akşama mercimek köftesi yapacağım. Bu yüzden de marulları yıkadım. Onlar da akşama kadar suyunu süzsünler. Bunlar da dün aldığımız çerez kaseleri. Yani çerez kaselerimiz var evde. 2-3 çeşit de çok aslında. Ama bunlar da yeni gelmiş mağazaya. Çok hoşumuza gitti annemle. Öylelikle alalım dedik. Annem 4'lü alacaktı. Ben de 8'li olsun dedim. Öylelikle fazla alındı. Durun şuradan şu demliği çekelim. Bunu da dün aldık. Dün de işimiz vardı. Bir de dün akşam gezmeye gitmiştik. O yüzden yıkamamıştım. Bugün yıkadım. İçini de kaynattım suyla. Yani artık kullanımı hazır. Şimdi normalde bizim bu demliğimiz en büyük olan kiler gibi kullandığımız şey var ya, yüklük orada duruyordu. Burada da bizim şu an boşalttım. İçini de sildim. Nelerimiz vardı? Demlikler var. İşte bu tavalar var. Bir de alt tarafa bu tencereyle düdüklüğü falan koyuyorduk. Şimdi hepsini çıkardım. Eğer sığdırabilirsem bu demlikler ayrı kayrı durmasınlar dedim. Tabii ki büyükleri en arkaya koyarım. Onları her zaman kullanmayacağımız için. Küçükleri zaten özellikle bu ikisini en başta durduruyoruz. Onları günlük de kullanıyoruz çünkü. Hadi bakalım boyu sığacak mı? Evet, sığdı. Normalde bizim burada kap vardı. Kap derken nasıl desem. Hani mutfak içine böyle serdiğimiz şeyler var ya. İsimlerini bilemedim ki. Ondan vardı, onları kaldırdım. Sermeye gerek duymadım. Ama annem serelim derse artık keser serelim. Çünkü var evde rulo halinde. Bunu da böyle yerleştirelim. Şunu da şöyle koyarsak, yalnız normalde tavalar konuluyordu oraya. Bunları artık nereye koyacağız bilmiyorum. Neyse, ben bir başladım bu işe. Kafama göre döşeyeceğim bakalım. Bunu da buraya koyalım. Ve iki demlik kaldı. Hatta bunu ben arkaya koyayım, değiştireyim yerine. Eğer çizilirse hiçbir anlamı kalmaz. Böyle tehlikeli oldu çünkü. Evet, böylelikle bu şekilde koymuş oldum. Umarım annem beğenir, beğenmezse de karışmam, gider odama yatarım. Ne yapayım yani? Hiç belli olmaz anneme. Gelip benim düzenimi niye değiştirdin?
işte işime karışma diyebilir. O potansiyel var onda. Bunları da alt tarafa koyacağım şimdi. Ondan sonra diğerlerine geçeceğim. Şimdi bizim burada videolarda zaten devamlı görüyorsunuz. Baharatlarımız var. Yukarıda da işte ekstradan kahve, ondan sonra arpa şehriyeler falan var işte. Yine oranın da devamı o şekilde. Yani hiç bu tarafta tabak falan yok. Şimdi bu tarafta da bizim küçük kaselerimiz var. Bir sandalyeye çıkayım. Bunlar günlük yaşantıda kullandıklarımız. Yine bunlar da aynı şekilde. Burada işte şöyle genellikle kahve yanında falan kullanıyorum. Şunlar da reçellik. Bunları da çok severek kullanıyoruz. İşte bunlar da yine şey, çerezlik. Bu gördüğümüz arkadaşları da buraya bir yere yerleştireceğim. Tam işimi bitirdim. Elime telefonu aldım. Camdan gördüm ki annemgil geldik. Şimdi ben de aşağı inerim. Torbalara yardım etmeye. Bunu da dün aldık. Resmi çok beğendik. Yani normalde şişelerimiz var ama böyle resimli olduğu için hoşumuza gitti. Bir de bugün bunun yanına karnabaharı kızartacağız. Biraz lekeleri var ama iyi yerleri bize yeter zaten. Hemen göstereyim. Ondan sonra videoya anneme devam ederiz. Bunları da buraya sığdırmış oldum. Yine bu işte çerezlikler de çok iyi oluyor. Onun devamı var. Onu da arka tarafa koydum. Hem de sildim. Böylelikle burası da bitmiş oldu. Geldim geldim. Ayrılma şimdi Erkoğa. Ben de vallahi ya bu gelemedi diyor. Şeyler falan bekliyor sevgili kızım. Bu defa yemek falan yapmadım, merak etme. Şunu al bir de. Şunu da al. Ben ondan kemiklerini alayım gelen bir de. Kirli gitti onu da koymam. Kaçmıştır. Ha sen babaannemi eve indirmişsindir değil mi? He indirdim. Doğru. Onun da eşyaları olduğu için bu tarafa gelmesi bir anlamı yok. Kelli. Onu düşünemedim. Bak kelli. İnadın yavrusun. Kelli bak bak. Annem kemik almış köpekleri. Sevindim. Kelli gel oğlum. Kelli gel oğlum. Kelli gel. Dün bulamamıştık bak. Kemik. Kelli gel oğlum. Kelli. Bak. Kelli. Anne poşeti aç. O yüzden gelmiyor. İçindekini görmediği için. Kemiği görse onun da gelir. Bak bak kelli. Kelli inadın gazasın kelli. İnadın gazasın. Bizim işte amacımız kirliyi eve katmak. Gel baksana ne var. Yoldan geçenler korkmasın. Çevir ben kapıyı çekerim anne. Sen gir içeri doğru. Kediler için diğer poşetteyse. Ona da veririz şimdi. Ortalık yemyeşil olunca insanın içi açılıyor ya. Gerçi parke taşlarının arasından da otların çıkması iyi olmuyor ama neyse ki makinesi var. Emim yarın bir gün kesiverecek, söz verdi. Normalde annem pazar arabasıyla gidiyordu pazara. Ama bugün alacak fazla bir şey olmadığı için küçük bir çanta korkun götürmüş. Korkun kardelen. Alırken poşetin içinde dedim kanat falan var mı dedim. Deri gibi dedim. Evet. Karışık hafta tavuk sen ne çıkarsak atıyoruz dedi. Bak yok. Hiç öyle bir şey yok yani. Kanat ucu olduğu zaman kedilere iyi oluyor. Yok. Tam o onların... Paraban diziyorum arabaya mı götürün ya? Diziyorsun ya. Vallahi diziyorum ya. Minyatür sana da veren, bekle. Biz normal zamanda bagajdan bir şey alacağımız zaman kemik olmasa bile bunlar alışkın olduğu için bagaj açılınca hemen hepsi koşup geliyor. Kedisinden köpeğine. Anne Karabaş honhondan korkusuna gelemiyor. Gel dolaş, Karabaş dolaş gel. Gel nasıl da anladın gel. Vallahi bilmiştir. Ben mi değmedi lan?
girersin. Oradan onu ettiğini görmüştür. Onu. Evet, gir. Geç. Utangaç misafir. Buyur. Niye türbü sen kaldın herhalde? Geçen gün Nazmi teyzem gidip video çekerken Hasan abinin küçük serası vardı ve annem inşaatın oradan boruları getirmişti. İşte artık bayramdan sonra Hasan abi bize de yapacak. Annem de buraya koymuş. Ne oldu, ben çözemedim. 3 tane birden 4 tane mafak. Hadi ya. Gitti 3 tanesini aldı da götürdü. 3 tane. Ağzını bir tane. Hemen fare gibi girdi başka bir yerlere. 3 tane kemiği tuttu da götürdü. Şimdi annem yukarıda çıkmadı. Ondan önce çıktım. Bunları da sabah makineye koymuştum. Şöyle ki şurada 6 tane var. Daha önce almıştık onları. Devamı yoktu. Bu yüzden 12'leyememiştik. Dün de devamı gelmiş. Öğlelikte görünce bunlardan almış olduk 6 tane. Sonra annem bu kaşıklığı aldı. O da sarı rengi sevdiğinden sarıyı seçti. Başka da bir şey almadık. Bir de bir tane sürahi aldık. Onu da kapağını makineye koymamıştım. Bir şey olur, erir falan. İlk günden iş çıkarmayayım dedim. Kapağını koyunca bakın gayet bu da güzel. İşe yarar bir sürahi. Şimdi ben makineyi boşaltacağım hızlıca. Ondan sonra yine işimize devam. Kardelen buraları toplamış. Allah razı olsun, elini koluna sağlık. Şimdi işleri bölündük. Bu arada annem beğenmez diye düşünmüştüm. Çok şükür sıkıntı yapmadı. Sadece benlik aslında bizim oğlumun odasının büyüklük vardır. Oraya denlikleri, fazla kullanmadığımız gaptır, saklama gapları oralara koyuyoruz. Kardeler de düşünmüş. Geçenlerde hayır iftar yemeği yaptığımızda sabah babam dedim, ama siz önceden gidin. Çayı demlensin yağmurla beraber edin diye. Yazık, iki denlik koymuş. Hatta bir denlik daha olsa bulsa koyacakmış. Yerine bir şey, üç denlik koymuş. Küçüklere koymuş. Büyükleri bulamadığı için. Ama kardeler de bunu iyi fikir etmiş. Ama yeni aldığımız demliği gösterdin değil mi? Gösterdim. Akşam yine çayı onu demle değil mi? O da çok büyük olur ama. Olsun, fark etmez. İçiveriz, az demlediriz. Tadını bir alırız bakalım. Bir Emma'ya da tadını soluyor diye. Şimdi akşama düşündük. Sabahtan ben ne dedim? Kardelen dedim. Mercimek köftesi yapalım mı? Ötenler de kardelen de diyordu. Kıvırcık marul var ki çiken olmadan diye. Bu önceden dolapta duruyordu. Çiçeğimiz de var. Brokoli'den bir size salata yapalım diye. Bunun içine havuç katacak mısın sen? Ne istiyorsun? Bilmem neler katılıyor. Bugün arkadaşında mesela bu brokoli vardı. Olabilir. Ha? Nar koyarız. Başka hiçbir şey aklıma gelmedi. Ya istediğin bak, istersen yeşillik de doğranır. Evet. Sade de olur. Sarımsaklı, zeytinyağlı öyle de güzel olur. Sen onu arkadaşında gördün ya böyle narla. Nar da var diyor. Ondan da katarız içine. Hem bizim için de değişik olsun. Dün zaten dışarıda yemek yedik kardeşlerle. Bugün de iyi kötü bir muhakkak bir menü hazırlanacak eve. Eşim de zaten yolda. 3 kişi oluyoruz. Karın doyurma değil mi? Karın doyurma diyoruz da yine de arıyoruz yani. Ucum gıcın diyen gibi, gıyım gibi. Ben yukarı çıkacağım. Öten bazlama yaptıydık. Toplu da yine de Ceyran'ı süpürgene süpüreceğim. Kardemir bir kişi var. Onları halledecek. Kavanozlar vardı boşalacak. Onları yıkacağım. Hava güneşli. Güneş enerjisi de kaynaktır. Evet. Onları halledin. Kaldı mı kalıp gidiyor. İnan ki insan da hıp kalıyor. Bir uzanıverdiğim insan da yatıyor. Bunun hepsini diyorum galiba kardeler. Et anne ya, kalanı kalsa da bir işe yaramayacak. Pazarda var da böyle sapları sararmış. Galiba mevsimi de geçiyor her şeyin. Doğru. Bir pırasa vardı biliyor musun? Görmen lazım kardeler. Ahlı gitmiş, varsı kalmış. Normal pırasa, gömülmemiş pırasa. Sap sarı olmuş mesela. Kurumuş kalmış neredeyse. Havuç şey diyorsan içini koyan da kaynası ikisi birlikte. Hı? Havuç havuç. Haşlayıveriz beraber. Ha. Olabilir, fark etmez bana. Ya sen nasıl istiyorsan öyle yap. Salatayı sen yap. Mercimek köftesini ben yapayım. Tamam.
Evet, bugün de benim günüm temizlikle geçti. Annemin de yine öyle oldu. Çarşıdan gelince de o da çatı katının işlerini halletti. Ve şimdi inekler dışarıda. Bakın size ne göstereceğim. Yavaş yavaş yanına gideyim. Öksüzümüz burada uyuyor. Allah'ım ya, arpanın üzerine yatmış. Günaydın. Öksüz. Bu arada bizdeki kedilerin hepsi erkek. Bir tane sadece bu kedimiz dişi. Bu aralar Kaan'ın büyüdüğünü fark ettim. Yüksek ihtimalle hamile. Bir ay sonra kedi yavruları severiz değil mi? Değil mi öksüz? Burada da bu kedimiz yatıyor. Ve burada da minyatür. Bakıp gittiler. Aman aman, yavaş yavaş. Ne oluyor? Koşarsanız öyle olur. Normalde bidonu arabayla götürüyorduk yola. Ama şimdi bir inek sağıldığı için bidon hafif oluyor. Ondan şimdi bunu da yola bırakacağım. Gündüz yedi, orada kemik yemişti ya. Şimdi kemiğin devamını arıyor. İç poşet dolaba koyduk, derin dondurucuya. Biraz da yukarıda, onu da yarın sabah veririz. Şurada tarlanın orta yerinde bir kara kaz var. Ama bizim kara kazın arkasında beyazlık var mı bilemedim. Eğer bizimse anneme sesleneyim de onu eve süreyim ben. Gerçi inekler var. Şurada kara kaz var. Bizim mi o? Tam tarlanın orta yerinde. Bizim olmama ihtimal de yüksek çünkü onun arkası beyaz. Ya bizimki nerede? Bizim orada. Pardon. Evet, öyleymiş anne. Yanlış alarm. Bilmiyor. Bir de gezmiyor, yatıyor orada. Başka kaz da yok çevrede. Üç tane kız çocuğu geliyor. Okuldan sonra tabii ki parka gidiyorlardır buradan. Hani ya, çocukluğuma dönesim geldi. İyi döndü. Ben de böyleydim. Bak. Önlüğümü çıkarıp hemen arkadaşlarım yanına gidiyordum sokağa. Tıt 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 nasıl geliyor? Okulumuz inşaat ya, şu çam ağaçları gördüğünüz yerin arkasında da okul var işte. Neyse, beton atılıyor. Toraman da onu gördükçe devamlı oraya bakarak havlıyor. Torpil, ondan sonra müzik sesi, sonra kamyonlar. Hep bunlar Toraman'ın korkulu rüyası. Şimdi yukarı çıktım. Ben de mercimek köftesini yapacağım. Aşağı inmeden önce biraz bir perdeyi bir tık daha indireyim. Ne kadar kapatsam da yine de ekranın ışığını bayağı bir değiştiriyor. İki ölçü yaptım bu defa. İki ölçüye 2 su bardağı bulgur, 2 su bardağı mercimek ve 5 su bardağı su koydum. Sonradan da bulgur ilave ettim işte. Burada biber salçalı, ondan sonra zeytinyağı, biraz normal sıvı yağ ve 2 tane soğan. Bunlar da hazır.
Salatamız için de biraz karnabahar ve brokoli. Ve aslında böreğe gerek yoktu da yine de işte bunu çıkardık. En son yaptım benim börek. Birazını koymuştuk derin dondurucuya. Burada da yine salata için birazcık mısır var. Onu da tam olarak daha buzu çözülmemiş. Derin dondurucudaydı. Onu da şöyle kenara geri koyalım. Burada da yeşillikler var. Soğanın bir kısmını, mercimek köftesinin bir kısmını da salataya koyacağız. Maydanoz köfte için, dereotu da salata için. İki tane nar varmış evde. İkisini de yıkadım. Bir kötü çıkarsa en azından birini kullanırız diye düşündüm. Bir de annem ekşi kulak getirmiş bahçeden. Onları da yıkadım. Onlar da hazır. Mercimek köftesini yoğurdum ve tekrardan aşağı indim. Şimdi hayır, seni salmadan kapıyı kapatalım şimdi. Dur, tamam, gitmiyorum. Bekle. Bekle, dur. Ama kolumu yalama. Yapma. Öyle yaparsan tikim var. Kili, dur. Dur. Bekle bir dakika. Tamam, sabırsızlanıyorsun da bana da hak ver. Sen durmadığın için salamıyorum. Altına girmiş ipin. Nasıl yapacağız? Hayır, olmadı. Dur. Bir hareket et de. Güzelsin. Oğlum, ip tam orta yerde gelmiyor. Tamam tamam, yapma böyle, bak yapma, üzülüyorum. Dur. Ya. Bir köpeği salamadım ya. Gel, beri gel. Beri gel kirli. Dur, bu sefer olacak. Kolumu yalama. Hayır. Tatlım, dur dur. Tamam, hadi yallah. Dur, aman anne. Kaçırmasın. Çıktı. Şu merdiven altındaki küçük ayaklı merdiveni geçen gün yukarı çıkacağım diye söylemiştim. Onu da annem çıkarma dedi. Daha arka tarafın tel örgüsü çekilecek. Lazım o dedi. O yüzden oraya koymuşlar. Şu an o da aklıma geldiği için söylemek istedim. Kapıyı açıyor da bazen gelsin annem. Tamam. Düveler yapıyor ona. Boynuzlarıyla ters çeviriyorlar. Mercimek köftesinin birazını emiştirdim, yaptım. Az kaldı, yukarı çıkınca artık devam ederim. Şuraya da taşı koyalım da kapı kapanmasın. Evet, bu kazlar da bizim. Emrinde çapa motorun dışarı çıkarmış. Neyi çıkardıysa. Bir yere de gitmedi bahçe sürmeye. Yürüyün bakalım. Suyunuzu için, ondan sonra dam. Hatta dam demesem, kümes desem daha mantıklı olurdu. Babaannem de şurada ne yapıyor? Yeşillik kazmış herhalde. Ya da ıspanak ayıklıyor olabilir. Evet. Yarın misafirlere gelecek ve fırında pide yaptıracak. Yarın yemeğe biz de babaannem gibi olacağız iftarda. Değil mi babaanne? Evet. Babaannem hazırlığa başlamış bugünden. Yıkayan da süştüm sabaha kadar. Süreliyorum. İyi işte. Ispanaklar da şey gibi. Lahana yaprağı gibi oldu mu? Buradaki ıspanaklar değil mi? Evet, ama hiç kazmamışsın gibi. Aha, daha duruyorlar işte. Ya öbür tarafta da. Burayı fazla kazdım. Hmm. Eşin dostun ıspanak ihtiyacı varsa babaannem bahçeden gelip götürebilir. İsteyen götürsün. Emri, sen niye çapa motorunu dışarı çıkardın?
geldi ki. Nereye gittin geldi? Ha, ben senin gittiğini fark etmedim. Anladım. Babaannem bugün buraya bakın halı sermiş. Bu oturma odasındaki halıydı. Oraya yeni bir halı sermiş. Yani oturma odasına. Neyse işte yarın da perdeci gelecekmiş. Örtü alacak. Buraya sol perde yaptıracak. Yoksa aynen. Güneşten oturulmaz burada yazın. O soğuk havalarda bile sıcacık oldu burası mesela. Ben gidiyorum babaanne. Tamam, sen. Hadi görüşürüz. Mercimek köftesi yaptım. Az sonra getiririm. Vallahi iyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum. İyidir, iyidir. Ben de çay pişireceğim. Makarna yap dedim. Yetişemeyeceğim çünkü. Bunları biz de çay pişireceğiz. Burada. Çay pişireceğim. En iyisi vallahi. Ekmeği varmış. Yani taze yumuşak pazar ekmeği. İyi işte. Yumuşak yanmayacak. Ben de yerim onu. Gider o gider. Sobanın üzerine kızarttın mı iyidir. Hadi görüşürüz. Tamam. Babaanne kapı açık kalsın mı? Karabaş girer mi? Hadi Karabaş sen de gir eve. Eve girmiyorlar çünkü kapı kapanılırsa geri işledikleri zaman dışarı çıkamayacaklar ya. O yüzden sokakta bekliyor. Uyanık. Kendisi siyah, gözleri kapkaplı rengi. Bir de şu gelen yakışıklılara bakın. Babasının güzelleri bunlar ya. Bugünlerde havalar çok güzel. Nasip olursa Ramazan bayramında babaannem bir evlere çıkacak. Bizimkiler hala İşte geziyor. Neyse, eğer Nisan'ın yani bugünlerde Nisan başındayız ya. İnşallah yatarlarsa en azından Mayıs'ta bir evler çıkar. Sürmeyeyim çünkü ileriden gördüm yemiyorlardı. Şu an benden korktukları için kapıya yöneldiler. Karınlarını doyursunlar. Hatta bakın siyah kaz yiyor bile. Şimdi iftara son 20 dakika. Anne videonun başında yeni aldığımız demlikte yapalım çayı demişti. Öylelikle ben de buna koydum. Tabii ki full doldurmadım altında. Yine de çok doldurmuşum. Yani olsun belki bir gelen olur. Akşam vakti de hiç kimse gelmez. Herkes tabii ki Ramazan ayı olduğundan evinde oluyor. Bugün ağırlık olarak bizim Galfaltı'da, yani Galfaltı dedim işin akşam da iftara yeşilliğimiz ağırlık olacak. Yeşillik türü, salata türü. Marulu görüyoruz. Kardemercimek köftesini etmiş. Ben de şimdi inşallah sebil etmeden yeriz. Mideler biraz güçceli, ne kadar desen karın aç olunca birden de çok üşüyoruz. Salatalık domatesleri dileriz. Bugün annem pazardan zeytin almış, kapağını açamadım. Benim o şeyden de koy, tamam mı? Kırşehir peynirinden de koy. Koyarım. Hepsini ekmeyelim diyorum kardelen de. Kalırsa yarın bir daha, yarın da olmaz. Evet, yarın babaannem gibi olacağız. Bakın ben bunun için neler katacağım şimdi. Şaşıracağınız, ne bulduysam dolduracağım. Şimdi şuradan yeşil soğanın, sen mercimek köftesini katmadın mı soğan? Kattım. 4 taneydi. İkisini ona, ikisine de salataya ayırdım işte. Şöyle yeşil soğanı doğrayalım. Böyleydi, mikrodalgada ısıttık. Ama dışarı çıkarmadık kurumasın. O yüzden fırının içinde. Demin kardelen, demin demişim. Sabahleyin gördüğüm Instagram'da yabancı ülkede bir tane. Erkeğin biri evim için inek besliyorum. İçeri koyuyorum. Evet, öyle masada sana... inekle yemek yemeye çalışıyordu, gördüm. Sana attım bilmiyorum öncesinden. Mesela o dıştadır. Arada bir gösteriyordur. İnek yani bir şey koyuyor masanın üzerine, buzdolabının kapağını açıyor.
Pizza hangisini çıkaramıyor Kore? Hadi ya. Ne olur ki? Düşünemiyorum artık. Zor çıkarız. O düz bir müstakil evde merdivensiz. İnek değil de Torama ya da Kili'yi çıkarsak düşünemiyorum evin içinde yapacaklarını. Alışkın değiller ya. Sevgililer de bize nereye gittiler diye de kanunla dışarıdayı da. Şimdi bahçeden de eş kulaklara bunları bir ara tavuklara biri dışa çıkmış. Ona katmayın dedim. Bunlardan da yoldum. Mercimek köftesi marul yerini bunu sarıp da yiyebilirim ekşilici diye. Hemen de 5-6 da eş kulakta atıyorum içine. Limon var diye beni pazardan var. Almadım bugün. Ben birini kullandım. Aa, şimdi hatta birini de sofraya dileriz. Limon çıkarsan pazardan limon alır kana. Evet. Babaannem bir dedi alayım kalmayayım dedi. Çok iriydi. Hı hı. Satıcı da duydu. Teyze bak be. Evimizde elektrikler, aman elektrikler demiştim. Sular kesildi mi hiç sorun etme. Limon ikiye böldü. Suyunu sıktırdı. İster çamaşır yıkan. Öyle mi? İster bulaşık yıkan diyor. Ben de yoksa bundan içine su katılmasın. Ama çok büyüktü kardelen. Şu narga da vardı. Nardan da büyüktü. Olabilir. Dereotunu da kattım. Maydanozu doğruyorum. İşte ondan dedim ya yeşillik bizim ağırlık olacak diye. Bu dereotu da böyle yoğurdu cacık gibi yapıp da içine kattın mı çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum bunu. Sabah maalesef de ev halkı pek sevmediği için annem mağdur kalıyor bu konuda. Yoksa devamlı olarak cacığın içine bundan koyar. Burada da miğimiz var. Dolaba difrize yazdan attığımız mısırımız var. Böyle haşlanmış, soğumuş, çiğelenmiş bu şekilde. Hepsini koy ver ikisi anne. Koyayım mı? Fazla olsa ne olacak? Zarar etmez ki. Altın annem. Ben alt suyunu soğuk sudan koydum da bu yüzden altı açıktı. Narı bayağı biz alalı neredeyse bir ay oldu hemen hemen. Daha fazla. Fazla mıdır? Evet. İnşallah görünüşü içi iyidir yani dışı şöyle iyi gibi oluyor. Buruşmuş da. Pazarda görüyorsun canım istiyor. Alıyorsun eve geliyorsun epek şey çıkıyor yinmiyor. Evet. Kıyamıyorum da atmaya. Valla bu çikin gibi duruyor diğerine kardelen. Diğerine şey yap anne. Baksana. Olmadı nar katmayız. Aa. Sen diğerine geç. Şeydir tadını bozarız şimdi. Bundan da fazla umut yok ki belli de olmaz. Oo bu iyiymiş. Dur bakalım. Tabak içinde bir bozukluğu yoksa. Bu güzel. Sence baksana hiçbir şey yok anne. Ne güzel nar. Şundan şeyde. Hatta biraz kalsın da iftardan sonra yerim belki. Yalnız anne şimdi her şey yeşil. Hı. Demlik de yeşil. Komset de uymuş. Böyle mi yani ekmeği yedikten sonra? Tövbe yarabbim hiç köşem yoktu. Ezgi nasıl diyor? Abamın torunu Nazmi babamın torunu. Onlar da abamın da Esentepe'de, Çardangur'da tavukları, horazları var. Gün aşırı gidiyorlar, yeri göre kalıyorlar zaten. Şimdiden sonra kalır abam havalar iyi olunca. Çocuk alışmış horaz. Horozu kovalıyormuş Ezgi, öt diye. Bir de onun taklidini yapıyor, ötüyor. Kademe C yeter annem kız. Yeter yeter. Sen nasıl canın isterse yalnız salata gerçekten güzel görünüyor. Dur şimdi karıştıralım. Şimdi son olarak tuzu ve yağı kaldı. Bir de limonu. Bizim de tavuklara yarına yeşillikler hazır çıktı. Kalandan gidenden yararlanıyorlar. Kanka yorumlarda yazmışlar Nazan'a bandı yapıyordu. Peran limon kabını çöpe atma makineye koy diye. Evet. Atmayalım biz bundan sonra koyalım bari. Yalnız onu sen bunu... kişiden duyduk makinede bozuk olunca bozulunca da garantisi mi olmuyormuş nasıl bunu şey? Yakup abim söylemişti anne. Ne dedi? Yıllar önce sen ona sormuş mu ya da kendisi mi bahsetmişti? Koyma teyze demişti. Öyle mi? Evet. Ben öyle hatırlıyorum. Şimdi tuzunu da katalım. Göz kararı şöyle. Eksik gelirse sonra katlayıveriz. Zeytinyağımız da dibinde az kalmış.
Yarın gitmeyiz Uşa. Yarın olmaz. Hayır, bir sonraki gün gittiğimizde artık marketten alırız. Tuz koydun mu anne ya? Kattım ya. Heh, tamam. Parmağın yiyeceksin sen bu salatayı yerken, parmağınla. Ye. Yeah. Şuradan ben böyle dışarı çıkarayım. Ondan sonra Doğru. içeri geçeriz zaten. Ha? Sobanın ağzını açtı mıydı? Hayır. Buzu çözülmüş. Yumuşak. Evet, ısınmış da. Zaten akşam güneşle karşı dışarıda beklediği için buzu kalmamıştı ya, yine de ısıttık tabi. Şunda. Allah. Aslında böyle misafirin geldiğini yanımda yapacağım. Şey, biraz karnabaharları küçük küçük doğrayacağım. İkramın yanında. Aynen. Değil mi? Arkadaşlar, sofrayı koyduk, demliği de getirdik. Kardelen de mutfağa limon almaya gitti. Ben de bağırdım. 2 gün öncesinden bazlama yaptıydık. Sabahleyin gördüydüm masanın üzerinde şu kadar poşetin içinde bazlama kalmış. Dün oğlum evet. yemiş, biz zaten dışta yediğimiz için. Kardelen o kalan bazlamayı getiriver dedi. Limonu getti, önümü dizimi buraya attı bunu. Bu ne bu, ne olacak dedim. İstediğin ya dedi. Ben bazlama diye bağırdım. Bizimki de yarı bandı diye anlamış. Bir de dermiş ki kendince. Dibinde vestiyel dermiş. Bana ne hissesleniyor ki diye. Sağır duymaz yapıştırırmış. Evet. Benim aklıma geldi bazlama diye anne. Kaç geç okuncaydı? 37. Dur ben bazlamayı getireyim. Çayı da katarız. Suyumuzu da katalım. Saat 31 geçiyor. Ama çok güzel değil mi ya? Gerçekten de güzel. Renk olarak kırmızıyı daha çok severim. Bir renk daha vardı, onu da beğenmiştik. O da kahverengili miydi? Öyleydi. Evet. Bir aldığımızın böyle kasadan abi geçiriyordu ya. O zaman baktım burası böyle yumru gibiydi. Bir darbe almış. Allah'tan hemen buna gittim geldim aynısından. Bunu da dün aldıydık. Demliği alırken hoşumuza gitti. Hadi dedik. Ama alışmışız küçük ağızlığı kardelen ya. Bizim şişeler şey dedi, küçük kapaklı dedi. Ağzı evet. küçük diye ondan dedim küçük ağızlı diye. Ben bazlamayı getireyim bir de. Azıcık bana o yetiyor. Keşke bu dün sürahiden ben de çeyizimi alsaydım anne. Kapının arkasında. Benim çeyizimde 3 tane sürahi var. Biri büyük. Onu yakın zamanda almıştık. 2 tanesi de böyle lavın. Ama şey resimsiz, düz sade. Bunun aynısı. Zaten cam şeyleri modası geçmediği için böyle şeyleri alıyorum yani. Yavrum bir de yağ getirmiş bazlamaya. Yağ sürüp yiyecek ama. Katayım mı ki? 33 geçiyor. Kat bakalım ya. Soğuk değil mi uyuyordu ya? Yiyeceksen koyacağım kardelen. Bazlamadan yiyecek mi? Yok yemeyeceğim. Börek var ya. İnternette mesela 37 geçe diyor ama burada bizim telefonlar mı artık geride? 35-36 geçe okunuyor. Bu yüzden anneme çayı kat dedim. Kızım 33 geçiyordu annem. O zaman katmayalım. Biz de artık burada videomuzu sonlandıralım. Umarım beğenmişsinizdir. İnşallah beğenirler. Ama en çok sofranın yeşillik alanını beğenecekler. Evet. Vallahi gazları falan gelsem, ineği de gelsem dilini çıkaracak. Çünkü yeşillik çok alanda. Aynen. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bak okunda. Ha.
Duyuyorsun. Hayır kızım. Şaşırdın değil mi? 34 geçiyor anne. Ama ben yazılı... Hoca da yanılmaz olamaz. Şey ne demek ki? Ben hani Google'dan bakıyorum ya Uşak ezan vakti diye. Demek ki orada yanlış. Yanlış vardır. Bak bazen mesela 33 olursa 2 gün sonra aynı şeyde kalmış oluyor. Eksik de olabilir. Evet. 7'ye 40 gece bitecek. Yani Arife günü öyle gösteriyor. Dur çayımızı ağıtalım da demine bakalım. İyi olmuş. Tam benlik. Açık çay sevdiğim için. Bunu işte dikkatli kullanmamız lazım Kardelen. Evet. Çünkü bu şeysi atıver yani boyası kalkıver. İçi siyah ya o çıkmaz herhalde değil mi? Ne gibi? İçi siyah renkli olduğu için çıkmaz. Ne bileyim sanki kaynadıkça o çıkacakmış hayır, gibi geliyor o insana. Çıkmaz ama mesela bir darbe alınca tabii yüzülür. Geldi. Yüzülür yani. Su da olmaz. Şuradan bir şey delik mi var? Şu balsama da yanacak şimdi. Yani tamam. Daha tutuşu almamış. Soba tutuşmadığından anca sınacak demek ki. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.